Benim şimdi gitmem lazım. Acelem var. Görüşürüz. Deniz. Efendim Mert. Hani siz böyle kendi aranızda konuşuyorsunuz ya. Ne konuşuyorsunuz çok merak ediyorum. Hadi bana da anlatın. Mert lütfen. Bu ne şimdi canım benim? Bunları konuşmadık mı? Hem benim işim gücüm var. Oyalama beni. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hazır ikiniz de buradayken sizinle konuşmam gerekiyor. Bana açıklamanız gereken şeyler var. Mert konuşacak bir şey yok. İşim var diyorum. Gitmem lazım. Anne. Evet Mert. Konuşacak bir şey kalmadı. Sana kaç kere söyleyeceğim. Hayatımda başka biri var artık. Bunu niye anlamıyorsun? Tatsızlık çıkarma. Şimdi bırak da gidelim. Deniz. Duydun işte canım benim. Kız seninle konuşmak istemiyor. Niye ısrar ediyorsun anlamıyorum ki. Hayır. Konuşacaksınız. Benden sakladığınız bir şeyler var ve ben bunu duymak istiyorum. Yeter Mert. Daha fazla seni dinlemek istemiyorum. Her şeyi anlattım işte. Rahat bırak beni. Benden uzak durman gerekiyor Mert. Benim de senden. Efendim Zafer. Deniz, iyi misin sen? İyiyim. Sen nasılsın? İyi işte, nasıl olsun. Deniz, ben eğer müsaitsen görüşebilir miyiz diyecektim. Seninle biraz konuşmak istiyorum da. Tabii işin falan yoksa. Yo, tabii olur. Okulda buluşalım mı? Çaylar geldi. Oo, ellerine sağlık. Ya canım, kusura bakma fazla bir şey kalmamış. Bunlarla idare edeceksin. Olsun bebeğim, sen yanımdasın ya, o yeter bana. Zaten bu ev işini de çözeceğim, merak etme. Ne zaman? 1-2 güne kadar, biraz daha sabret. Ya çabuk ol, yoksa delireceğim ben burada. Tamam güzelim, sen sıkma canını. Melih'e de artık anlatsan durumu. Ya nasıl anlatayım Berk? Sen şu ev işini çözmelisin ilk önce. Yoksa adam beni kapı dışarı edince ne yapacağım? Sokakta mı yatacağım? Tamam, sen sıkma canını. Birazcık daha sabret Hande. Söz, halledeceğim dedim. Hadi gül bakayım biraz. Ha, şöyle. Beni anladınız değil mi? Her şeyin eksiksiz olmasını istiyorum. Siz hiç merak etmeyin Melih Bey. Her şey istediğiniz gibi olacak. Heh. Mumlar ve çiçekleri sakın unutmayın. Balayı sweetimizi ayırdık zaten size Melih Bey. Mumlar ve çiçekler odamızda standart olarak zaten mevcut. Ya siz beni anlamıyorsunuz galiba. Ben daha orijinal bir şeyler olmasını istiyorum. Bana özel olsun. Gerekirse odayı baştan yaratın. Parası önemli değil. Peki siz nasıl istersiniz Melih Bey? Hı. Çilek ve şampanyayı biz otele giriş yapmadan 1 saat önce koyun odaya. Yalnız Melih Bey, istediğiniz marka şampanyayı bulmak pek kolay değil, biliyorsunuz. Ne tutuyorsa hesabıma yazın ve o şampanyayı bulun. Peki Melih Bey, hiç merak etmeyin. O zaman yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Güzelim, asma suratını. Bu sınav senin için çocuk oyuncağı. Of Ozan, biliyorsun ama ben tıp fakültesini istiyorum. Onun için bu kadar uğraşıyorum. Bebeğim, kazanacaksın. Eminim. Güven bana. Ya ne bileyim, içimde sanki böyle kötü bir his var. Kötü bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Ya sana kıyamam ben. Biraz güler misin lütfen? Hı? Bak gülersen seni sinemaya götüreceğim. Hah şöyle. Al işte. Kim o? Ne oldu? Gereksiz bir insan. Gıcığın teki. Of ya. Canım bütün gün böyle mızmızlık mı yapacaksın? Hı? Kim o arayan? Söyle gidip canını okuyayım. Ay. Benim sevgilim yanında ya, ben daha ne isterim? Ozan. Seni bir daha kaybetmek istemiyorum. Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Sen de benim için öylesin Banu. Açmıyor işte. Haklı kız, bırak artık yakasını. Bırakamam efendim. Gelinim olacak o benim. Senin gelinin adı belli. Sedef işte. Allah korusun. Ben o kızı ölürüm gelinim diye gene almam. Ne yapacaksın? Fuat'tan vaz mı geçeceksin yani? Ne münasebet. Planlarım var benim. Oğlumdan vazgeçer miyim hiç? Yahu hala mı plan program diyorsun kadın? Oğlan sevmiş, güvenmiş işte. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama arkasındayım, olacak bu iş. Aa, delirdin sen galiba. Hayır, delirmedim. Aksine akıllandım. Bana bak. Vallahi senin babam mezarında ters dönecek ha. Kafayı mı yedin sen? Olmaz bu iş. Aile namusunu hiç mi düşünmüyorsun? Bana bak Şükran. Namus, şeref bunlarla ölçülmez. Biz başta yaptık hatayı. Bu iş olacak o kadar. Ahmet! Hadi bana eyvallah. Başka biri varmış. Israr etmenin bir anlamı yok ki. Deniz seni istemiyor artık. Mert, iyi misin canım benim? İyiyim anne, iyiyim. Zamanın varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii, geç otur. Ne yapayım, çok güzelsin, dayanamadım. Ya usludur. Üzerindeki de çok yakışmış. Sevdiğim erkeğin de ondan. Melih daha gelmez değil mi? Yok, merak etme, gelmez. Al işte, insan lafın üstüne. Efendim Melih. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturup seni bekliyorum hayatım. Ay yerim ben seni. Ama tatlım, sana kötü bir haberim var. Babam beni bırakmıyor. Ancak yarın gelebileceğim yanına. Çok mu yoruyorlar sevgilimi orada? Yoruyorlar vallahi. Diyorum ki ben sevgilimi özledim. Bırakın beni diyorum. Bırakmıyorlar. Ben de seni çok özledim Melih'ciğim. Hadi çabuk gel. Tamam canım, sen merak etme. Gelebildiğim kadar erken gelmeye çalışacağım yanına. Öpüyorum seni. Öptüm, hoşça kal. Senden korkulur vallahi anne. Beni seven böyle sevsin. Bu saatten sonra değişecek değiliz, değil mi? Mert, benim senden bir ricam olacak. Dün olanlar aramızda kalsın lütfen. Mustafa Bey'in ofisine gittiğimi kimse bilsin istemiyorum. Özellikle de baban. Anlamıyorum. Yani... Neden bunu ısrarla babamdan saklıyorsun anne? Oğlum, ben aile bütçemize katkıda bulunmak için hani Meral Hanım'ın şirketinde çalışmaya başlamıştım ya. İyi de bunda gizlenecek ne var ki? İşte şirket Mustafa Bey'in aldığı evlerin işlerini yapıyordu. Baban iş için bile olsa Mustafa Bey'le görüşmemi öğrenince çok kızmıştı. Şimdi tekrar dün onun ofisine gittiğimi öğrenirse bana çok sinirlenir. Şimdi anladın mı oğlum? Dün sen niye Mustafa Bey'in ofisine gittin? Madem babam böyle bir şeye kızıyor, gitme sen de o zaman. Oğlum, bana da anlayış göster. Ben aile bütçemize katkıda bulunmak istedim. Şirketin müşterilerini de ben seçemem ya. Anne, sen de biraz babama anlayış göstersen iyi olur. Bu işin bir orta yolu falan yok mu? Kötü günler geride kaldı oğlum. Babamla eski güzel günlerimizi yeniden yaşamaya başlıyoruz. Bu konuda senin de yardımına ihtiyacım var. Ne yapmamı istiyorsun benden ki? Mert, geçen gün hani sen benden babanı eve çağırmamı istemiştin ya. Şimdi ben de senden aynı şeyi istiyorum. Neden peki? Lütfen Mert, soru sorma, söylediğimi yap. Bak, güven bana. Ben babanla aramızın iyi olması için uğraşıyorum. Zaten bunun için bunu senden istiyorum. Peki tamam, sen bilirsin, kabul. Neyse, konuşacak başka bir şey yoksa ben okula gidiyorum ha. Tamam, güle güle oğlum. Kendine iyi bak. Sen de, bay bay. Daha aynı şeyi söylemem gerek. Sevmiyorum diyorum, sevmiyorum! Sabah sabah bağırtmayın beni! Hayırdır inşallah. Anlamıyor musunuz ya? İstemiyorum işte. Baba, sesi duydunuz mu sizden? Ya istemiyorum işte ya, istemiyorum! Sevmiyorum! Yemem ben bunu. Yenisini yapın çabuk. Kızım niye bağırıyorsun, ne oldu? Ya daha önce 50 kez söylediğim halde Hacer Hanım yumurtama karabiber ekmiş. Canım ne var bunda? Yok, hiçbir şey yok baba. Alın başınıza çalın. Pelin. Tamam, ben hallederim. Pelin neyin var, kendine gel. Yok bir şeyim anne, gelmeyin üstüme. Pelin dur. Pelin. Daha önce hep karabiberli yerdi. Böyle davranacağını bilsem karabiber koyar mıydım içine? Üzülme sen. Vallahi elim ayağıma dolandı. Kazım da evde ne edeceğimi bilemedim. Otur, otur sen hele. Çocukları birleştirmek bize düşüyor. Öyle diyorsun ama Şükran Hanım. Allah'ını seversen gene dün ürümde. Ay ne bileyim. Nasıl diyeyim? Ortada ne nişan kaldı ne bir şey. Fuat yıktı geçti bizi. Aa! Fuat'ın hiç kabahati yok. Ah Sabihacığım, o Sedef denen kız ne yılandır, ne çıyandır sen bilmezsin. Ben onu hayatımızdan çıksın diye çok uğraştım ama kör olasıca. Gene bulmuş oğlumu. Yazık oldu bizim çocuklara. Çok da yakışıyorlardı birbirlerine. Yazık mazık olmadı. Biz seninle ikimiz halledeceğiz bu işi. Öyle diyorsun da evi terk etti dedin ya. E işte biz iki ana şimdi gideceğiz o Sedef denen kızın evini basacağız. Benim oğlanı çekip çıkaracağız. Sen ne diyorsun Şükran Hanım? Çocuklarımızın mutluluğu için. Herkes pişirdiğini soğutsun, doğurduğunu büyütsün. Ben öyle baskın maskın yapamam. Kusura kalma. Ha. Sanki sadece Fuat'ım için istiyorum. Ayol kız dediğin kale gibidir. Yıkılırsa çürük çaput olur. Kızım mı var, sızım mı var diye sonra dövünür durursun. Ayol sevdalı bizim çocuklarımız birbirlerine. Affedersin kızım, habersiz geldim. Fuat. Baba. Oğlum. Ben çıkayım da siz rahat rahat konuşun. Yok kızım. Sen de kal. Hep beraber konuşalım. Bugün sizi rahatsız etmeye, eski hatalarımı tekrarlamaya gelmedim. Sağ ol baba. Geç otur. Mübal olun. Saç sakal birbirine karışmış. Kolay değil. Annen de ben de seni çok özledik. Sensiz ev mezar gibi. Kızım lafım sana değil. Ama işte o da anadır. Evet ileri gittik. Ben de ona yardım ettim. Ama kötülüğünden yapmadı hiçbir şey. Baba, beni çok kırdınız. Hele annem. Hiç güvenim yok artık ona. Haklısın tabii. Ben bir kahve yapayım size. Senin elinden içerim kızım. Annem mi gönderdi beni vazgeçirmen için? Nereden çıkarıyorsun oğlum? Yemin ederim kendim geldim. Yüzünü göreyim istedim. Çok özlemişim. Ben de çok özledim baba. Annen de çok özledi oğlum. Tamam, hayat senin hayatın. Arada gel de bir yüzünü görelim. Yapamam baba. Çok öfkeliyim. Son sözün bu mu Fuat? Tamam, anladık. Çok seviyorsun. Ama ailene de sırtını mı döneceksin? Ben... sormayı unutmuşum da... Kahvenizi nasıl içersiniz? Senin bu evde kaldığın her gün bana işkence gibi geliyor, biliyor musun? Aklımdan çıkmıyorsun. Bir de bana sor. Bazen Melih'e senmişsin gibi davrandığım bile oluyor. Mesela dün kahvesine süt koymuşum, düşünebiliyor musun? O gün beni iyi ki aramışsın. Yoksa şimdi birlikte olamazdık. Oh be! Salonda şöyle sevgilim yalnız otururken görmeyi bile özlemişim ha. Melih yani Berk hoş çocuk, iyi çocuk da yatılı misafirde bir yere kadar canım. Hı hı. Hı. Benim okula gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz canım. Alo Berk, ne haber? Ya ne diyeceğim? Apar topar gitmen gerekti ya. Benim hiç içime sinmedi. Melih adına özür dilemek istedim. Yok canım, önemli olmaz, olur mu? Hatta bence bunları yüz yüze konuşmalıyız. Ne dersin? Harika. Tamam, çıkıyorum bir saate. Hoşça kal. O gün ne kadar çok gülmüştük, hatırlıyor musun? Nasıl unuturum? Gözümüze bir çipti kestirirdik, sen adama gider, beni bu kadınla mı aldatıyorsun, yazıklar olsun der, tokatı basardı. Kız da niye uğradığını şaşırırdı. Ya Berk, çok eğlenirdik biz seninle. Evet. Biliyor musun, ben bir daha hiç o günlerdeki kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Yani sen benim için hep çok özeldin. Sen de Hande. Sen de benim için hep özeldin. Ya Berk, ben Melih adına yeniden özür dilemek istiyorum. Son zamanlarda iyice yabanileşmeye başladı. Yani kafamda ister istemez ikinizi de kıyaslıyorum da... ...senin değerini daha iyi anlıyorum. Yapma Hande, o senin sevgilin. Ama ben seni istiyorum. Berk, seni görünce daha iyi anladım. Ben seni çok özlemişim. Aslında ben de seni özledim Hande. Ya işte o gün bugündür Melih'e katlanıyorum ben de. Az kaldı bebeğim. Kurtaracağım seni bu evden. İnşallah. Bak bu sefer de olmazsa İzmir'e dönüyorum, söyleyeyim. Nasıl korkuttun beni. Bir an gerçekten gideceksin sandım. Gidiyordum tabii. Havaalanına gelip yalvarmasaydım bir daha yüzümü zor görürdü. İyi ki gelmişim o zaman. Ama sonuç olarak ne oldu? Ben kimliğimi unuttum diye Melih'in evine dönmek zorunda kaldım. Neden? Çünkü sevgilim ev işini çözemedi. Çok az kaldı bebeğim. Yakında hep birlikte olacağız. Sadece sen ve ben. Hoş geldin. Nasılsın? Telefonda sesin çok kötü geliyordu. Güvenebileceğim biriyle konuşup dertleşmeye ihtiyacım var. Tamam, konuşalım. Hadi gel kantine gidelim. Okul dışında bir yere gitsek? Olur. Hem senin bursa başvurmanı da kutlamış oluruz. Peki. Aklında bir yer var mı? Var. Hadi o zaman. Aha. Adresini buldum kızım. Nereden buldun? Bizim Ahmet bulmuş. Güya aklı sıra benden saklıyor. Yutar mıyım ben hiç? Ben de hemen bir kağıda yazı verdim. Biz seninle bir taksi tutup hadi gidelim. Ay bilemedim ki. Banu'ya da desek mi acaba? Gelir mi o da bizimle? Kız istemem diyor Şükran Hanım. Şu oğlanı bir kurtaralım, onun gönlünü alırız. Gurur yapıyor tabii, kız haklı. Vallahi Kazım da kızlar da bırak bu işin peşini dediler ama. Yahu sen beni dinle. Kızlar toy, erkekler desen ancak kesip atmayı bilir. Ben çekinirim öyle şeylerden. Ayol, çekinecek ne var? Alt tarafı sümüklü bir pavlon kızı işte. Ay anam, sen de amma da naz ettin ha. Fuat'tan iyi damat mı bulacaksın ayol? Yani Allah var. Bu son olanlara kadar bir kötülüğünü görmedim. O yana. Vallahi terlettin beni. Ay gideyim de yüzüme bir su serpeyim.